İktidarın yeşil yapacağız diyerek betona çevirdiği yassı adanın işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istediği ancak bunun engellendiği ortaya çıktı. Yassı adanın işletmesi en son 4.2 milyon liraya iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak grubuna verildi. Eski hali böyleydi. Şimdi böyle. Büyük planlar vardı ancak tutmadı. Adadaki işletmeler battı. Şimdi yeni plan devreye sokuldu. İktidara yakın şirkete çok uygun fiyata kiralandı. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi istemişti ancak buna da engel olunduğu ortaya çıktı. Yassıada, iktidarın değiştirdiği ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın işletmesi Albayrak grubuna geçti. Albayraklar yılda 4,2 milyon lira işletme bedeli ödeyecek. Tahsis süresi de 20 yıllık. Tesisler daha önceden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı bir şirket tarafından işletiliyordu. İşletmeci Birunada Otel yıllık işletme hasılatı üzerinden de %1 oranında pay ödemesi yapacak. Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2023'te şirkete tahsisi gerçekleştirdi. Konuyu gündeme getiren isim Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağrel oldu. Adaya yapılan otel Yassı Adayla Sivri Ada'nın hazine mülkiyetinden çıkarılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Yassı Ada'nın kiralandığı firma 2022 Aralık'ta kurulmuş. Firma sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Anonim Şirketi'ne ait. Yani Albayrak grubunun. Albayrak grubu iktidara yakın Yeni Şafak ve TVNET gibi medya organlarına da sahip. Devir işlemi tartışmaların odağındayken bir mesele daha çıktı ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe, İBB'nin Yassıada'daki tesislerin işletmesini almak istediğini, ancak şartnameye konulan bir maddeyle bunun engellendiğini açıkladı. 140 milyon dolar yani yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira harcandı. Ancak tesisler zarar etti. Şimdi yıllık sadece 4,2 milyon liraya 20 yıllığına özel bir şirkete kiralandı. İBB olarak işletmesini biz almak istemiştik ama şartnameye konulan bir maddeyle bu engellendi. Üzgünüm. Yassıada'nın ismi 2013'te değişti. Proje hazırlanması ve imara açılmasıyla süreç başladı. 2015'te temel atma töreni yapıldı. Açılan tüm davalara rağmen iktidar ısrarcıydı. Yassıada yıllar içinde beton yığını haline geldi.